Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır kitap alışverişi videomu çekmediğimi fark ettim ve bugün kitap alışverişimi çekmek istedim. Bunların bir kısmı Göcam Kitap Evi'nden alınan kitaplar, bir kısmı Diyaner'den almış olduğum kitaplar. 3 tanesi Hocam Kitap Evi'nden, 3 tanesi de Diyaner'den. İlk olarak hocamdan aldığım kitapları gösteriyorum. Hocam neresi bilmeyenler için söyleyeyim. Mersin'de çarşının hemen arkasında, balık pazarının hemen arkasında olan bir yer. Genelde öğrencilerim çok sık gittiği bir yerdir. Ben de öğrencilik yani hayatımdan neredeyse lise 2'den beri gittiğim bir yer ve çok severek alıyorum. Kitapları değiştirme şansınız oluyor. Yani nasıl diyeceksiniz? Sizin mesela eski bir kitabınız var. Oraya veriyorsunuz. Size diyelim ki işte 3 tane kitabı 30 lira pay biçti. Siz 30 liralık istediğiniz gibi kitapları alabiliyorsunuz. Bence çok güzel bir şey bu. Hem sizin okuduğunuz kitapları bir başkasına verme şansınız oluyor. Daha ucuza verme şansınız oluyor. Hem de siz yeni kitaplar almış oluyorsunuz. Bence çok güzel bir şey. Ben yıllardır bunu yapıyorum. Kitaplar evet yaralanmış oluyor ama benim için hiç önemli değil yani bir kitabın yaralanmış yaralanmamış olması. Kitap kitaptır. Bir de bazen şey oluyor hani bu kitapların üstünde böyle tarihler oluyor. O zaman çok mutlu oluyorum. Hani ne bileyim geçmişte bir insanın okuduğu bir şey okumak beni çok mutlu hissettiriyor. O zaman ilk kitapla başlıyoruz. İlk kitap Hilary Jordan'ın Uyandığında isimli kitabı. Şimdi ben bu kitapları aldıktan sonra bir yandan da internetten fiyatlarını karşılaştırdım. Ben bu kitabı 20 liraya aldım Savcı'dan. Bu kitabın normal fiyatı 150 lira. Bence çok indirimli bir şekilde aldığımı düşünüyorum. Buraları falan yırtık, hiç önemli değil. Zaten dediğim gibi kitabın orijinali 150 lira olduğu için bana hiç sorun etmedi yani. Konusu kürtaj. Kürtaj da biliyorsunuz ABD'nin birçok yerinde yasaklı olan bir konu. Güncel bir konu olduğu için ilgimi çekti. Onun için de kitabı almak istedim. İnşallah kitabı beğenirim. Diğer almış olduğum kitap Cengiz Aytmatov'un Toprak Anası. Cengiz Cengiz Aytmatov'un diğer kitaplarını çok severim. Gün Olur Asır Bedeli okumuştum. Gayet de beğenmiştim. En sevdiğim kitap ama Sel Boynum Al Yazmalım. O ayrı bir şey. Toprak Anayı da seveceğimi düşünüyorum. Onun için aldım. Hem fiyatı da uygun da 10 liraydı. Diğer almış olduğum kitap Dirilişi. Lev Tolstoy'un Dirilişi. Benim tek korktuğum şey çevresinin çok kötü oluyor olması. Çünkü Erasmus çok bilindik bir yayın evi değil. Onun için de belki çevresi kötü olabilir. Bundan birazcık korkuyorum. Onun dışında uygun aldığımı düşünüyorum. 20 liraya almışım. Zaten Savcılar'da kitapların fiyatları daha uygun oluyor. Şimdi size 40 lira vererek bayıla bayıla aldığım kitabı göstereceğim. Hazır mısınız? Bunu Diyaner'den aldım. Hayatımda ilk defa bir kitaba 40 lira verdim ama değer yani. Şunun kılıfının güzelliğine bakar mısınız? Allah'ım çok güzel bir kitapsın sen. Diyaner'de indirim vardı. Normalde Diyaner'in kapısına bile girmem çünkü Diyaner'deki fiyatları biliyorsunuz yani. Savcılara oranla gerçekten fiyatlar uçmuş durumda. Ama şöyle bir indirim vardı. 3 al 2 öde fırsatı var. Yani siz 3 tane kitap alıyorsunuz. Bir tanesini ödemiyorsunuz. Bence çok güzel oldu yani. Yani ben mesela 3 tane kitap aldım. 66 lira ödedim. Bir tane kitabı hiç para vermemiş oldum. Bence çok indirimli bir alışveriş oldu. Bu kitap ne diyeceksiniz? Oo canım benim. Bu kitap 1984'ün esinlendiği kitapmış. O yüzden de çok ilgimi çekti. Zaten 1984'ü de çok severek okumuştum. Benim için çok verimli bir kitap olacağını düşünüyorum. Kılıfı çok güzel. Gerçekten çok güzel bir kılıf. Ay, ben bu kılıfla uyurum biliyor musunuz? Ne kadar yastık gibi kılıfa bakar mısınız? Çok güzelsin. Böyle kadifemsi kılıflara bayılıyorum. Böyle kadifemsi kılıfları aldığınız zaman kitap daha dayanıklı oluyor ve hiçbir şey olmamış oluyor. Çok güzel bir şey bu. Evet 40 liraya göre bu kılıfa göre bence gayet uygun. Yani ne bileyim normalde kitapları 40 lira vermem ama ne yazık ki artık vermek zorunda oluyoruz. Şimdi diğer aldığım kitaba geçiyoruz. Sabahattin Ali. Sabahattin Ali'yi çok severim. En sevdiğim Türk yazarlardan bir tanesi kendisi. Birçok kitabını okumuştum. Ses
sesine kadar, Makro Paşa'nın yazılarına kadar okudum. Ben şiirlerini de çok severim Sabahattin Ali'nin. Sabahattin'in değirmen üstüne, değirmenle ilgili diyorum ya. Değirmen diye bir öyküsü var. Kitap da bu yani. Sadece karısına yazdığı mektuplarla ilgili bir kitabı vardı. Bir tek onu okumamıştım. Onu da çok merak ediyorum. Görsem alacağım onu da yani. Sabahattin Ali'm. Şimdi başka kitaba geçelim. Prens almışım. Valla konusuyla ilgili hiçbir fikrim yok. Neden aldığımı da söyleyeyim. 21 liraydı. 26 liraymış pardon. Oradaki kitaplara göre biraz daha uygun buldum. Çünkü baktım böyle Suç ve Ceza 65 lira yazıyor. Diğer kitaplar 35 lira yazıyor. 32 lira yazıyor. Oy dedim. Ondan sonra 26 liralık şu kitabı kaptım. Bence konusunun iyi olduğunu düşünüyorum. Zaten Can Yayınları basmışsa güzel bir kitaptır. Adı da Prens'miş. Nikola Mac... Neyse adını okuyamadım yazarı. Şimdi burada söylemeyeyim. Rezil olmayayım başı başına. Benim videom bu kadardı. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bol bol kitap dolu günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.